Şanlıurfa Haliliye ilçesi Afçalı mevkiindeyiz. Hikmet, bu atlar kimin atı? Benim atım. Senin atın. Evet. Sen yetiştiriyorsun. Evet. At yetiştiriyor. Evet. At yetiştiriyor. Orası sahaya götürüyor, koşturuyor. Kaç tane atın var böyle? 50-60 tane var. 50-60 tane evet, atım var. Evet. Bunlar yarış atı oluyor evet, değil mi? Evet, yarış atı. Cinsi ne? Bunlar... İngiliz atı. Buradaki hepsi İngiliz atı mı? Evet. Peki bakımı zor mu? Yok, zor değil. Yavruyken mi alıyorsun yoksa burada mı doğum yapılıyor? Yok, böyle biz şey yapıyor, yarışta çıktığı zaman sakat oluyor, orada sonra biz çekimi yapıyoruz, orada sonra tay alıyor. Yarışta sakatlanan atları alıyorsunuz, ondan üretiyorsunuz. Evet. Var mı burada anaç at peki? Budur, anası budur. Hepsinin anası bu mu? Yok, başka yerde de var. Ha, çoğunun anası bu ama oluyor, öyle mi? Evet. Hı-hı. Peki nasıl bakıyorsun, nasıl besliyorsun? Bir özelliği var mı yarışlara hazırlamanın? Tabii hazırlama, bu şimdi 8. ayda 10 tane tayı var, sahaya girecek, orada eğitim yapıyor. Eğitimden sonra 4. ayda Ankara, İstanbul'a gidiyor, orada koşturuyorlar. Ben bakıyorum, benim çocuklar da koşturuyor. Onlar seysiz titiler, jokeri titiler, orada bindiler, kazanıyor. Seyislik yapıyorlar? Evet. Ve jokerlik yapıyorlar? Evet, yok jokerlik değil, yok. Joker ayrı. Sadece seyislik yapıyorlar. Yarış atlarına seyislik yapıyorlar. Tabii. Kaç senedir bu işi yapıyorsun Halil? 25 senedir. En küçüğü bunların hangisi? Arkadaki mi? Arkadaki 10 tanedir. Kaç yaşında? Bunlar yani 13 aydır falandır. En büyükleri anneleri bu. Adı ne bunun? Legend. Legend. Bak burada yazıyor. Nasılsın Legend? İyi misin? Ne çok yavrun var senin burada. Atlar senede bir kez mi yavrum? Evet, bir kez. Ne kadar sürüyor hamilelikleri? 12 ay. İkiz olan oluyor mu? Oluyor, yani biz vatanlara getirdiği zaman orada sonra bir tane düşürüyor, bir tane kalıyor. İkiz doğmasına izin vermiyorsunuz. İzin vermiyor. Zayıf olur diye mi? Yok, koşmuyorlar onlar. Peki hep bu merada mı otlanıyor? Evet, bu merada yonca etmişim. Yarışa hazırlanırken özel besinleri oluyor değil mi? Evet, tabii. Sadece arpa veriyor, yeşil yonca veriyor. Hani üzüm falan veriyorlar. Yok, üzümden sahaya gittiği zaman yarış atlara veriyor. Ceylanlar da mı sizin? Ceylan da bizim. Kaç tane ceylan var? 13 tane, 14 tane var. O ceylanları ne yapacaksınız? Onları böyle merak için. Merak için. Merak için bak. Nereden aldınız? O Ceylan Pınarı'dan. Siz de çoğaltmak istiyorsunuz. Evet, çoğaltmak. Peki kolay gelsin, hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Veteriner hekim Halil Ayhan şimdi bize bu atların safkan İngiliz olup olmadıklarını nasıl anlayacağımızı anlatacak. Nereden bileceğiz bu atların safkan İngiliz olup olmadığını? Şöyle, zaten aşım bilgileri önce veriliyor. Annesi, babası hangisi olacağı bize tarıma bildiriliyor, Tarım İl Müdürlüğü'ne. Kimliklerinin de belli zaten. Evet, kimliklerinden belli. Taylar doğumundan sonra ilk 3-4 ayda biz onların kimliklendirilmesini yapıyoruz. Kimliklendirme de şu şekilde oluyor. Başvuru yapılıyor bize, hani tay doğduğuna dair. Başvurudan hemen sonra biz gidip o taydan kan alıyoruz. Kanı bizim bakanlığımıza bağlı laboratuvarlara gönderiyoruz. Saf olup olmadığı kontrol ediliyor. Kan sonucu ve çip takımı yapılıyor taya. Eğer kan sonucu İngiliz olduğunu gösteriyorsa... Aynı anda hem çip takılıyor hem kan alınıyor. Laboratuvara gönderiliyor. Laboratuvarda herhangi bir olumsuzluk yoksa, anne baba DNA testi olumluysa bakanlığımız bunun kimliğini çıkartıyor. Pedigrisi dediğimiz kimliğini çıkartıyor. Yani bir tay 3-4 aylıkken yapılan kan testiyle saf anne kan, babalık testi yapılıyor. İngiliz olup olmadığı ya da Arap atı olmadığı belli oluyor ve ona göre yetiştiriliyor. Kesinlikle. Peki İngiliz atı olduğu kesinleşince bakımında ve beslenmesinde bir farklılık oluyor mu? Tabii ki farklılıklar var. İngiliz atı ile Arap atının bakımı farklı. İngiliz atı Arap atına oranla biraz daha yapılı. Gösteriş itibariyle de ciddi boy yüksekliği daha farklı. Boyu ayak boyu daha yüksek. O yüzden bakım biraz farklı. Çevre de etkiliyor. Hani çevreye göre de bakımı oluyor. Ortamdaki besin florası da önemli. Günlerdeki sıcaklık, mesela Arap atı sıcaklığa daha dayanıklı. O yüzden Türkiye'nin Arap atının %60'ı 65'i Urfa'da yetişiyor. Öyle mi? Evet, Urfa'da yetişiyor. Türkiye'deki Arap atlarının %60'ı. Yaklaşık %60-65'i Urfa'da yetişiyor. Siverek'te mi yetişiyor? Hayır, daha çok Suruç bölgemizde, Suruç ilçemizde Arap atları yoğunlukta. Peki at yetiştirmek için bir özel iklim şartı gerekiyor mu? Ya dediğim gibi Arap atı sıcaklığa dayanıklı. Biraz İngilizler çok sıcağa gelemiyor. Ama Urfa zaten sıcak. Evet, işte diyorum ya, çok sıcağa gelemiyor. O yüzden çeşitli dönemlerde farklı alanlara götürülüyor. Mesela biraz daha havalar ısınınca bunlar daha serin bir bölgeye mi gidecekler? Kurak olması, nemli ortamda yetişmesi biraz problem. Suruca su gelmesiyle beraber tarım yaygınlaştığı için de bir nebze üretimi düştü Arap atların. Öyle mi? Ha. Yani ılıman iklime dönüşünce Arap atı nem oranı artınca, sıcaklık artınca sevmiyor. Her ne kadar dayanıklı da olsa Arap atı bir nebze de olsa etkileniyor. Peki o bölgede İngiliz atı olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Dediğim gibi hani her iki at türümüz de yetişiyor. İngiliz de Arap da ama yoğunlukta Arap atı. 3 yaşına gelince tekrar bir muayeneden geçiriliyor. Ondan sonra Türkiye'nin farklı yerlerine koşmak için hazır. Koşuya gitmeden önce atlarda gene bir kan tahlili, kan sayımı falan yapılıyor mu? Kan sayımı değil de muayenesi yapılıyor, genel muayenesi. Herhangi bir olumsuz olduğu zaman ya da şüpheye düşüldüğü zaman o attan tekrar kan alınıp kontrolü yapılabiliyor. Peki at yetiştiriciliğinin getirisi nedir? Yetiştiricilik getirisi var. Sahibi olan kişinin adındaysa koşu her kazandığında atı satmış olsa bile belli bir oranda prim ödeniyor at sahibine. Aa, yetiştiren kişiye satmış olsa bile prim ödeniyor. Prim ödeniyor. Yetiştiricilik primi deniliyor. Çipte adı geçen şahısa bir prim ödeniyor. Prim ödeniyor. Ha, iyiymiş. Kesinlikle. Bu primlerle mi peki insanlar? Yok, sadece primlerle değil. At sahibi ise zaten her koşuda koşuya göre belirli bir ikramiye var. O ikramiye gelir olarak yetiştiriciye veya sahibine veriliyor. Yani o zaman at yetiştiriciliği karlı bir iş. Doğru mu? Yani hani güzel atlar seçildiği zaman, hani güzel yetiştirildiği zaman, düzgün bakıldığı zaman karlı bir iş. Bir de ama sakatlanması söz konusu değil mi? Evet, sakatlanması söz konusu, iyileşmesi de güç. Yani hani özellikle ayak kırıklarında gövdenin büyük olması, anatomik yapısı nedeniyle iyileşmesi güç. Zaten o yüzden hani riskleri de var Riskleri de var, kesinlikle riskleri de var. Koşamayan atlar, hani herhangi bir sağlık problemi yaşayan atları da genelde sahipleri damızlığa ayırıyor. Peki at yetiştiriciliğinde en önemli risk sakatlanması mıdır? Kesinlikle sakatlanması, metabolik hastalıkların oluşması. Biliyorsunuz at nefesiyle hani yarışır. Herhangi bir hastalıklar olduğu zaman performanstan düşer. Bu da yarış kazanmasını etkiliyor tabii. Hani bu da at yetiştiriciliğinin risklerinden. Buranın iklim şartları hastalığı tetikliyor mu ya da iyi mi geliyor? Şöyle, Arap atı için koşullar uygun, çok güzel. Hani zaten dediğim gibi Türkiye'de Arap atının yetiştiriciliğinin yaklaşık olarak %60'ı Urfa'da oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.